Merhabalar. İlker Aycı ile birlikteyiz. İspat'ın başkanı. Hoş geldiniz İlker Bey. Hoş bulduk. Önce İspat'ın açılımını yapalım isterseniz. Tabii. Türkiye'nin Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı olarak kurduğu ajansımız. Açılımı da biliyorsunuz Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Türkiye'de. Tabii e, ispat bunun İngilizcesinin kısaltması. Doğru. Ama açıkçası çok anlamlı bir e, kısaltma oldu. olmuş yani. Evet, Hı. evet. Harika. Peki New York'tayız, New York'tasınız. Biraz önce de üst düzey yetkililer vardı birçok şirketten. Yabancı şirketlerin Türkiye'deki üst düzey yetkilileri ve aynı zamanda Türk e, iş adamları, e, iş kadınları, kadınları aynı zamanda güzel bir e, medya toplantısından çıktık. E, sebebini sormak istiyorum hem bir New York'taki temaslarınız. Hem de ne için şimdi? Bu iki soruyu sorunun cevabını sizden alabilir miyiz? Şimdi Melike Hanım, öncelikle şunu söyleyeyim, benim görevlerim arasında yatırımcılarla birlikte sürekli beraber olmak ve yatırımcıların nabzını tutmak, yatırımcılara ülkemdeki önemli projeleri anlatmak, ülkemdeki yatırım ortamının onlara sunduğu fırsatları teşvikleri onlara dönem dönem sürekli gelip anlatmak ve onlarla birlikte olmak. Tabii bugün burada şunu söylemek isterim. Zaman zaman da gelip reality check de yapıyorum. Benim görevlerimden bir tanesi de bu. Nabız yoklaması. Nabız yoklaması tamam. zamanında yapıyoruz. Çünkü nabız yoklaması yapmak, onların nabzını almak zorundayım. Çünkü algı son derece önemli. Türkiye'yi nasıl algıladıkları, Türkiye'yi nasıl gördükleri, Türkiye'den beklentileri neler olduğunu biz Türkiye'de çok önemli reformlar yapıyoruz. Çok hızlı reformlar da yapıyoruz bu reformların onlar tarafından nasıl hazmedildiğini, özümsendiğini, anlaşıldığını da takip etmek zorundayız. Dolayısıyla onlarla zaman zaman bir araya gelip nabzı tutmam gerekiyor. Fakat bu seyahatte bir farklı bir şey daha yaptık. Hemen Birleşmiş Milletler'deki son derece başarılı ülkemiz adına yapılan temaslardan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız buradaydılar, temaslarda bulundular. Hemen arkasından bizim bu rotşovumuzu arkasına denk getirmiştik. Orada da burada yapmaya çalıştığımız şey Türkiye'deki özellikle Amerikan şirketlerinin, Türkiye'de yatırım bulunan çok uluslu Amerikan şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, gerek Türkiye'deki genel müdürlerinin, gerek bölgeye bakan bölge başkanlarının ve gerekse de bazı müteşebbisleri, özellikle kadın müteşebbislerimiz de olmak üzere heyetimizle birlikte buraya geldik yapmaya çalıştığımız şey Amerikan medyasının üst yönetimiyle burada sizler vasıtasıyla sizlerin de destekleriyle güzel görüşmeler yaptık. Ve bu görüşmeler sırasında biz onların bizi nasıl gördüğünü, hmm. Türkiye'deki yaşanan olan bitenleri nasıl gördüğünü bir de çok güzel bir denk gelme oldu. O da nedir? Bu güzel tesadüfte aynı zamanda pazartesi günü Sayın Başbakanımızın Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'deki yeni demokratikleşme paketinin de tam üstü üstüne gelmesi, çakışması da buradaki temaslarımıza ayrı bir katkı oldu. Çünkü Türkiye demokratikleşmeye devam eden, ard ardına reformlar yapan, demokratikleşme paketleri yapan bir ülke hem ekonomik kalkınmayı ve gelişmeyi hem uluslararası sermayeyi daha fazla ülkesine çekmek suretiyle dünya ekonomisiyle ve bölge ekonomisiyle de temaslarını entegrasyonu daha da güçlendirmeyi hem de Türkiye aynı zamanda Demokratikleşmeye de bir yandan devam etmek suretiyle daha ileri bir demokrasi, daha ileri bir ekonomi olma yolunda güçlü adımlar atıyor. Bunların tam da atıldığı dönemlerde biz zaman zaman bunu yapıyoruz ama Amerikan şirketleri Amerikan medyasının ve dünya medyasının üst yönetimine karşılıklı konuları anlatırlarsa daha iyi anlatırlar. Daha yani iyi anlatırlar. Yatırım hiçbir aracıya da ihtiyaçları çıkar, yok. Diyorsunuz. Üstelik de Türkiye'nin hiçbir gizleyecek bir şeyi yok. Türkiye son derece şeffaf. Öngörülebilir ve açık bir ekonomi olarak, açık bir toplum olarak güçlü adımlarla yoluna devam eden bir ekonomi ve ülke. Bunun için onları birbirleriyle görüştürüp... Bizim tanıtımımızı yaptırdınız. Peki evet. kimler vardı bu heyetimizde ve nerelerde temaslarda bulundunuz? Tabii özellikle e, PepsiCo'nun yine Güneydoğu Avrupa Bölge Başkanı vardı aramızda. PNG'nin Procter Gamble'ın Türkiye ve Kafkasya'dan sorumlu genel müdürü vardı yanımızda. Bunun yanı sıra... Tabii ki önemli müteşebbislerden Demsa'nın yönetim kurulu başkanı Demet Çetin Doğan Sabancı Hanım Efendi vardı aramızda. Bunun yanı sıra Yapı Kredi Bankası'nın baş ekonomisti Profesör Doktor Cevdet Akçay hocamız yanımızdaydı. Bunun yanı sıra yine önemli görevlerde bulunmuş. Şimdiye kadar bankacılıkta önemli görevlerde bulunmuş. Ve şu anda da Türk Amerikan Ticaret Odası'nın şirketlerinin de başında bulunan Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Hanım Efendi vardı. Serra Aksoy Hanım Efendi vardı. Yanı sıra Yased'in şu anda başkan yardımcılığı görevini sürdüren ve yine önemli banka ve sigortacılık gruplarında üst düzey yöneticilikler yapmış olan Akın Kozanoğlu Beyefendi vardı hı hı. aramızda. Oldukça önemli bir ekibi burada bir araya getirdik. Temsil açısından hem çeşitli sektörleri içeren hem önemli Amerikan çok şirketlerini içeren farklı sektörler, içeren, çok doğru farklı sektörler var Türkiye'nin güçlü olduğu sektörler var Türkiye'nin iddialı olduğu sektörler var ve Türkiye'nin bir anlamıyla önemli bir fotoğrafını sunabilecek çok geniş olmayan ama nitelik bakımından son derece geniş bir temsil kabiliyeti olan bir heyetle buradaydık temaslarımızda son derece olumlu burada netice yer aldığımızı düşünüyoruz çünkü bize yansıyan o toplantıların reaksiyonları ve sorulan sorulara ben de onu soracaktım şimdi ABD'den bakış açısı dedik ABD'dekilerle bu güzel heyeti buluşturdum en çok sorulan sorular arasında ne vardı tabii en çok sorulan sorular arasında özellikle bu gelişmekte olan ülkelerde yaşanan son dönemdeki gelişmeler ışığında Tıkış. bu 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 fedin yeni politikalarının da ışığında Türkiye ekonomisinin nasıl bir seyir izleyeceği bundan sonra ve Türkiye'deki Amerikan şirketi yöneticilerinin buna nasıl reaksiyon verdiğini, onların yatırım perspektiflerini, onların yatırım politikalarını bunu nasıl etkileyeceğini onlara sordular. Elbette çok geniş anlamda sorular soruldu ve burada da çok açık yüreklilikle, çok net bir şekilde bu sorulara cevaplar verildi katılımcılar tarafından, bu delegasyon tarafından. Zaten Türkiye'nin dışarıda Anlattığı son derece güçlü bir hikayesi var. Hı hı. Son 10 yılda büyük başarılara imza attı Türkiye. Hem demokratikleşme anlamında hem de ekonomik gelişme anlamında hem de uluslararası sermayeyi Türkiye'ye çekme anlamında. Ama bugün Türkiye şu anki potansiyeliyle ve ekonomik ölçeğiyle ve yatırım ortamıyla daha fazla yatırımı hak eden bir ülke. Peki yatırımcılar endişeleniyorlar mı? Bir takım uh, endişelerini size dile getirdiler mi? Ve medya medyadan eminim yatırımcıların... Uh, izninde onların adına bir, çok, bir takım sorular size sorulmuştur. Özellikle bu konuda bir takım endişeler kafanızda bir takım sorular oluşturdular mı? Onların endişeleri neyse bunları da zaten öğrenmeyi ve bize bunları sormalarını istemeye geldik. O yüzden Biz çok yani. açıyız, Kaç biz geldiniz, çok netiz. Bir... Üç günlüğüne geldik. Çok kısa. New York mu sadece? New York'tan sonra Washington'a gidiyoruz. Daha Washington'da evet. temaslarımız devam edecek. Orada daha iki çok gün New York. cephede mi olacak yoksa yine ekonomi, me medya Yine ekonomi, medya çevreleriyle çok olacak güzel. ama bazı Amerikan şirketleriyle de yine birebir görüşmelerimiz devam edecek ama medyanın çok önemli kuruluşlarıyla yine Mesela kimler? Medyanın önemli kuruluşları? Brad de galiba biraz bahsetti. Reuters'e gitmişsiniz. Bugün kimlerle temasla bulundunuz ve buradan Vallahi Reuters'den ne Financial Times'a işte Bloomberg gibi çok önemli bir gruptan tutunda Wall Street Journal'a çok ciddi gruplarla bir araya geliyoruz. Bundan sonrasında Huffington Post'la bir araya geleceğiz. Yani bu önemli gruplarıyla. Ve bir da, talep de var zannedersem. Türkiye'yi öğrenmeye açlar, Türkiye'yi öğrenmeyi istiyor Amerika'da çok ciddi anlamda Türkiye konusunda bilgilenmeye ihtiyaç var. Hı. Bilgi kaynakları yetersiz ve Türkiye ile ilgili sahip oldukları bilgiler yetersiz. Veya ve, basına yanlış e, ve, aktarılmış olabiliyor. Biliyorsunuz. Işte siz biz de anlıyoruz de ki Türkiye olarak biz çalışmaktan, evet. biz Türkiye olarak reformlar yapmaktan başımızı kaldırıp bunu gidip dünyaya anlatmaya çok fazla fırsat bulamamış veya anlattığımız mecralarda ve ortamlarda kendimizi bir yere kadar anlatmışız ama daha çok anlatmaya ihtiyacımız var. Daha çok Türkiye'nin gerçeğini onlara sunmaya ihtiyacımız var. Biz bunlara bilgi vermeye devam ettikçe, onlar Türkiye ile ilgili bilgilendikçe ilgileri de artıyor Türkiye'ye. Hatta biliyorsunuz son dönemde geçen yıl yapılan çok önemli bir anket var. Dünyanın 100 en büyük çok uluslu şirketi arasında yapılan önümüzdeki dönemde ilk 20 düşündükleri pazar yatırım yapmakla istedikleri pazar içerisinde ilk defa Türkiye o ilk 20 endeksine girdi. Evet. Ve Türkiye şu anda radarda. Büyük şirketlerin radarında. Ama bizim Türkiye gerçeğini onlara daha iyi anlatarak gerek Türkiye'deki yatırım ölçeklerini büyütmelerini sağlamalıyız. Gerekse bizim şu anda ihtiyaç duyduğumuz değer zincirinde ithalat yoğun olan sektörlerdeki Üretim yapmamız gelen alanlara onları çekerek Türkiye'nin katma değerini, Türkiye'nin katkısını onlara sunarak Türkiye'yi hem bir üretim üssü hem bir yönetim üssü hem de bölgeye Türkiye'den açılabilecekleri bir önemli lojistik merkez olarak Türkiye'yi onlara sunabiliriz. Bu Türkiye'nin 2023 vizyonuna 2023. son derece uyumlu bir çalışmadır. Bu anlamda biz sık sık buraya geleceğiz Melike Hanım. Ben göreceğim. Sık sizi. sık bizi buralarda göreceksiniz. Peki son 10 saniye son sorum her zaman Amerikalıların çok ünlü bir sorusu vardır. What's next değil mi? Bundan sonra nereye gidiyorsunuz? Bundan sonraki planlarınız nelerdir? Bundan sonra hemen Çünkü söyleyebileceğim şey, hemen. bundan sonraki roadshow'umuz Batı yakasında olacak, Amerika'nın Batı Siliko, kıyısında. Silikon, vadisi silikon Vadisi'ne gideceğiz, Seattle'a gideceğiz, okay. bu sefer de teknoloji şirketi. Çünkü Türkiye'nin teknolojik dönüşme ihtiyacı var. Şu anda Türkiye e, birincil ve orta teknolojiden yüksek teknoloji ürünlere doğru ekonomisini dönüştürmeye çalışan bir ülke. Evet. Bunun için de teknoloji transferine ihtiyaç duyuyoruz. Bizim yeni yatırım çekme stratejimizin içerisinde de hem teknolojik dönüşümü ülkeye sağlayıp teknoloji transferi yapacağımız şirketler var. Hem aynı zamanda Türkiye'nin ihracat perspektifine, küresel rekabetçilik perspektifine uygun şirketleri ve yatırımları çekme stratejimiz var. Evet. Hem de sadece miktar olarak değil portföyümüzü. Hı. Aynı zamanda portföy kalitesi olarak da ihtiyaç duyduğumuz alanlara ve ihtiyaç duyduğumuz bölgelere bu yatırımları kaydırma çekebilme politikamız var. Tabii ki bunun bir sonucu olarak da Türkiye'de istihdamı ve bilhassa nitelikli istihdamı ve genç ve kadın istihdamını da arttırmayı sağlayacak projelere ihtiyacımız var. Yatırım ajansımız bunun için çalışmaya devam bravo. edecek. Firmaların nabzını Amerika'da tutmaya devam edeceğiz. Unutmayalım dünyanın bir numaralı yatırım yapan ülkesi doğrudan yatırımlarda Amerika'dır. Teknolojinin evet. de merkezi Amerika'dır ve Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkiler son derece stratejiktir. Benim ama Sizin de bu arada rolünüz çok stratejik bravo diyorum. Elinize ayağınıza sağlık yani muhteşem bir röportajlı ve muhteşem toplantılar New York çıkarması diyorum ben buna. Türkiye'nin ispatın ve Türk delegasyonunun çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Biz teşekkür Süremiz ediyoruz. Süremiz burada sona erdi ama sizi bir daha alacağız. Bundan sonraki temaslarınızda diyorum ve sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum.